Evet. Arkadaşlar demiş ki bize yerden yukarıya doğru fırlatılan bir topun t saniyede aldığı yol eksi 4 t kare artı 2 t artı 18 metre olduğuna göre top en çok kaç metreye yükselebilir demiş bize. Yani alabileceği maksimum yüksekliği soruyor bize arkadaşlar. Bunun olabilmesi için bizim yapmamız gereken şey şuydu. Tepe noktasının apsisini bulup götürüp yerine yazıyorduk. O zaman eksi b bölü 2a dediğimiz zaman biz buradan r'nin 1 bölü 4 olduğunu bulmuş olacağız. Bunu götürüp yerine yazdığımızda alabileceği maksimum yüksekliği bulmuş olacağız. Yani eksi 4 çarpı 1 bölü 4'ün karesinden 1 bölü 16 artı 2 çarpı 1 bölü 4 artı 18. Yani eksi 1 bölü 4 yaptı burası. Burası 1 bölü 2 yaptı. Burası da 18 yaptı. Burayı 4 ile, burayı 2 ile, burayı da 1 ile genişletince eksi 1 artı 2 artı 72 bölü 4 deyip topladığımız zaman seçeneklerden 73 bölü 4'ü bulmamız gerekiyordu. O yüzden cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Devam ettik. Demiş ki şekilde bir kenar 2 birim olan düzenin altıgenin A ve T köşeleri parabolün üzerinde E köşesi Y ekseni üzerindedir demiş bize. Arkadaşlar, düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece olduğuna göre bunun şurası kaçtır? 60 derecedir. Aynı şekilde şurası da 60 derecedir. Bunun bir kenar 2 birim olduğuna göre arkadaşlar 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1'dir. Yani şu A noktası 1 oldu. Ve herhalde A noktası aynen tam oradan geçiyor. 1 oldu. 60'ın karşısı bunun kök 3 katıdır. Yani şuranda ne olması lazım? Kök 3 olması lazım. Bir de bize şurada tepe noktasını vermiş aslında. Onu da bulabiliriz benzer mantıkla. Bakın. Şurası yine 90'dır. Şurası 2'dir. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1'dir. 60'ın karşısı da kaç yapacak arkadaşlar? Kök 3 yapacak. Yani şurası da 2 birim olduğuna göre 1, 2, 1'den şurası da 4 oldu. Yani tepe noktamız 4'e kök 3 noktasına dönüşmüş oldu. Ve üzerindeki bir nokta şurada kök 3 olduğu için 0'a kök 3'tür deyip aslında parabolün denklemini bulabilir. Yani ben burada fx'i bulmak istersem a çarpı tepe noktasının apsisi 4 olduğu için x eksi 4'ün karesi artı ordinatı ne demem gerekiyor? Kök 3 demem gerekiyor. Ve x yerine 0 yazdığımız zaman sonuçta bunun kök 3 çıkması gerekiyormuş. F0'ı da kök 3 olarak bulduk. O zaman kök 3 eşittir. A çarpı 0 yazdığımız zaman 16 artı kök 3 yapacak. Diğer tarafa attığımızda A çarpı 16 0'a eşit oldu. Ufak bir hata olmuş. F1'in 0 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Yani x ekseninin kestiği noktayı almam lazım. Yanlışlıkla altıgenin köşesini ne olarak aldım? Parabolün üzerinde olarak aldım. O yüzden sonuca ulaşamıyorduk. Yani bir parabol elde edemiyorduk. O zaman x yerine 1 yazdığımız zaman sonuç 0 çıkmalı diyoruz. Yani 0 eşittir. 1 yazınca 9a artı kök 3 olacak. Buradan eksi kök 3'ün 9a olması lazım. Yani a dediğimiz değerde eksi kök 3 bölü 9 olarak bulunacak. Bu durumda bizim fx'imiz ne oldu arkadaşlar? Eksi kök 3 bölü 9 çarpı x eksi 4'ün karesi artı kök 3. Şimdi bize neyi soruyor? F eksi 2'yi soruyor. Eksi 2'yi götürüp yerine yazdığımız zaman kök 3 çarpı eksi 6'nın karesinden 36 artı kök 3'e dönüştü. Şunlar gitti. Eksi 4 kök 3 artı kök 3 diyerek seçeneklerden eksi 3 kök 3'ü bulmamız gerekiyordu. Yani cevabımız A seçeneği olacakmış. Devam ettik. Demiş ki şekilde AOT ikizkenar üçgeninin A ve T köşeleri Y eşittir. Fx parabolü üzerindedir. AT ve OT uzunluğu 2 kök 5 birimdir demiş. Şuraya hemen 2 kök 5'i yazıyoruz. AO'nun bize 8 birim olduğunu söylemiş. Onu zaten görsel göstermiş. F1 kaçtır diye soruyor. Bizim ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bu tepe noktasını bulmamız lazım. Ya da parabol denklemi bulmamız gerekiyor. Şöyle yapalım. İkizkenar üçgen verdiği için burada ben bir dikme indirirsem bu dikmenin buradaki 8'i
4'e 4 iki parçaya ayıracağını biliyorum. O zaman bakın bunun şuradan aşağısı 4. Yani bunun ordinatı 4'müş. Yükseklik yani x ekseni uzaklığı 4 birim olduğu için ordinatı 4 birimdir diyoruz. Devam edecek olursak şurada bir sonuçta dik üçgen var. Bu durumda 20-16'dan 4 buranın da kaç olması lazım? 2 olması lazım. Yani burayı 2 buldum. Şu nokta 2'ymiş. Bu durumda bizim tepe noktamızın koordinatları arkadaşlar tepe noktamız 2'ye 4 noktası olarak karşımıza çıktı. E şuranın tamamı 8 birim olduğuna göre şu nokta arkadaşlar 0'a 8 noktası. E bunlara göre artık ben parabol denklemini bulabilirim. Bizim fx'imiz a çarpı absisimiz 2 olduğu için x eksi 2'nin karesi artı ordinat 4 olduğu için artı 4 yazmam gerekiyor. Ve biz burada f0'ın 8 olduğunu biliyoruz. 8 eşittir a çarpı 0 eksi 2'nin karesi artı 4. Diğer tarafa atınca 4 eşittir 4a. Her tarafı 4'e bölünce buradan a'nın kaç olduğunu 1 olduğunu bulmamız gerekiyordu. İşimiz bitti mi? Hayır. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Diyoruz ki bizim fx'imiz artık x eksi 2'nin karesi artı 4'tür. 1 yazınca f1'imiz 1 yazınca eksi 1'in karesinden 1 artı 4 deyip seçeneklerden bizim 5'i bulmamız gerekiyordu. Devam ettik. Demiş ki OB uzunluğu OA uzunluğunun 2 katı. Hemen düşünelim. OA'ya ben K diyecek olsam OB'miz ne olacak? 2K olacak. Bakın 3K yaptı. Tek sayı. Çift sayı yapmak istiyorum. O yüzden ne yapıyorum? OA'ya 2K dersem OB'miz 4K olacak. 2K'ya 4K. Peki. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar her zaman tepe noktasını kullanarak işlem yapacaksınız. Çünkü soruya göre ben tepe noktasının absisini bulabiliyorum. Bakın eksi b bölü 2a'dan ben bunun tepe noktasının absisinin 1 olduğunu biliyorum. Yani şurası 1. Şuraya ben tepe noktası diyecek olursam. Şuraya tepe noktası diyecek olursak buranın biz 1 olduğunu söyleriz. Peki tepe noktası bu ab uzunluğunu iki eşit parçaya ayıracak. Mecburen. Biz bu uzunluğun normalde şuranın 4k olduğunu biliyorduk. 2k da burada var 6k. O zaman 3K'ya 3K ayırması lazım. Yani şurası 3K, buraya kaldı K, 2K da burada var, 3K'ya 3K ayırdık. Buradan sonra şöyle derim. Derim ki 0'dan 1'e kadar K kadar gittiğine göre bizim K dediğimiz değer 1'dir. 2K gidiyorum 0'dan geriye, burası eksi 2 oldu. 1'den 3K ileriye gidiyorum, burası bu durumda ne oldu? 4 oldu. Yani biz parabolün eksenleri kestiği noktaları bulduk. Artık şunu söyleyebiliriz. Deriz ki f-2'miz 0'dır veya f4'ümüz 0'dır. Ya da eksi 2 ve 4 f(x)'in kökleridir. Bu durumda kökler çarpımı yani eksi 2 ile 4'ün çarpımı bizim bildiğimiz ikinci derece denklemdeki kökler çarpımına göre c bölü a'dan m artı 1'dir. Yani eksi 8 m artı 1 olacak. Bir diğer tarafa atınca m dediğimiz ifade eksi 9'a eşit olacak. Hemen eksi 9'u işaretlemiyorum çünkü bize başka bir şey soruyor. Diyor ki f0 kaçtır diye soruyor. E biz fx'i bulmak istersek eksi 9'u yerine yazınca x kare eksi 2x eksi 8 deriz. Bize 0 yaz demiş. 0 yazınca şu arkadaşlar gidecek. Geriye ne kalacak? Eksi 8 kalacak. O yüzden cevabımız eksi 8'dir diyoruz. Devam ettik. Demiş ki şekildeki parabol x eksenini a ve b noktalarını kesmektedir. Ne kadar güzel. AB uzunluğu kaç birimmiş? 8 birimmiş. Evet, biri tahta iç. Devam ettik. AB uzunluğunun bize kaç olduğunu söylemiş arkadaşlar. 8 birim olduğunu söylemiş. Bakın kökler arasındaki mesafe 8 birimmiş. Şimdi biz şuradan tepe noktasının absisini alacak olsak 4 birim burası, 4 birim burasıdır. Tepe noktası nedir arkadaşlar? Bunun tepe noktası eksi b bölü 2a'dan m eksi 8 bölü 2'dir. O zaman ben buradan 4 ileriye gittiğim zaman bunun köklerden bir tanesinin m eksi 8 bölü 2 artı 4 olduğunu
Hatta bunun kökü ne yapıyor? 3 tane eksiden eksi yapıyor. Şöyle yapayım. 4 kadar geriye gittiğimiz zaman şu A noktasında eksi m, tabii şunu yazarken eksi m eksi 8 bölü 2 eksi 4 demem gerekiyor. Yani bu denklemin kökleri arkadaşlar şuymuş. Bu ve bu. Bunları düzenlersek ne olur? Bir bakalım. Bunu eksiyle çarptığım zaman eksi m artı 8 bölü 2 eksi 8 geldi. Yani eksi m bölü 2 geldi köklerden bir tanesi. Diğeri yine eksi m artı 8. Buradan da ne geldi? Artı 8 bölü 2'den. Eksi m artı 16 bölü 2 olarak geldi. Şimdi bunlar bunun kökleri ise bu durumda kökler çarpımını kullanabilirim. Bunun kökler çarpımı nedir arkadaşlar? Bu ikisinin çarpımı yani eksi m bölü 2 çarpı eksi m artı 16 bölü 2 eşit olacak c bölü a'ya. Yani m artı 5 bölü eksi 1'e. O zaman şu eksiler gitsin. Şu m ile çarptığım zaman eksi m kare artı 16 m. Bu 4 ile de diğer tarafı çarptığım zaman 4m artı 20 olacak. Diğer tarafa attığımızda hatta sağ tarafa toplarsam 4m kare eksi 12m artı 20 eşittir 0 olacak. Hatta 4'e böldüğümüzde 4'e böldüğümüzde m kare eksi 3m artı 5 eşittir 0 elde etmiş olacağız. Şimdi bize diyor ki m'nin en büyük değeri kaçtır? Bir yerde devam ettim. Hemen ufak bir hatamız olmuş yine. Bu bilgisayar başındayken bazen böyle her şey kaçıyor gidiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. 4m kare yazmışım. Yanlışlık yaptık. Diğer tarafa atarken 4 kat alarak geçti. Bu büyük bir meziyettir. Herkes yapamaz bunu. Burası 12m artı 20 eşittir 0 demem gerekiyor. M'ye m eksi 2'ye eksi 10 dersem çapraz çarpıp topladığımda ortadakini bulabiliyorum. M buradan 2 olabiliyor. M buradan kaç oluyor? 10 olabiliyor. Bize büyük değerini sorduğu için en büyük değerini M'nin 10 olduğunu söylememiz gerekiyordu. Devam ettik. Demiş ki şekildeki OABD karesinde A, B ve C köşeleri falan filan şeklinde bir şeyler söylemiş bize. Arkadaşlar kare olduğunu söylemiş. Bu parabolün y eksenini kestiği nokta 0 yazdığım zaman ne yapar? C yapar. Kare olduğuna göre burası da aslında eksi C'dir. Yani x eksenindeki karşılığı yani C kadar bir uzunluğu vardır. Şimdi biz bunun tepe noktasının apsisini bulmak isteseydik ne yapacaktık arkadaşlar? Eksi B bölü 2 A diyecektik. Şuraya da 2 getirdiğimiz zaman ne oldu? B bölü 4 oldu. Yani bunun karşılığı da ne çıktı arkadaşlar? B bölü 4 olarak çıktı. Bu durumda bu tepe noktası eksenleri iki eşit parçaya ayırdığı gibi kolların her iki tarafına da değen geometrik şekilleri de iki eşit parçaya ayırıyordu. O zaman buradan burası B bölü 4 kadarsa burası da B bölü 4 kadardır deyip aslında şu C kadar mesafenin B bölü 4 hatta bu B bölü 4 negatif olduğu için eksi B bölü 4 iki katın olduğunu söylemem gerekiyor. Yani 2 çarpı eksi b bölü 4 demem gerekiyordu. Bakın b bölü 4 bura, b bölü 4 bura. Çünkü bunun mutlak değerini almam lazım ki b'm negatif olacak mecburen negatif tarafta olduğu için. Eksi b bölü 4 şeklinde dışarıya çıkacak. O zaman c'miz buradan eksi b bölü 2 olacak. Yani bizim b dediğimiz değer eksi 2c'ye eşit olacak. Ya da 2c dediğimiz değer eksi b'ye eşittir dememiz gerekiyordu. O yüzden cevabımız E seçeneği olacak diyoruz. Devam ettik. Demiş ki şekildeki ABCD karesinin B köşesi parabol üzerinde olduğuna göre arkadaşlar şuraya biz A diyecek olursak parabolden dolayı bunun karşılığı ne yapar arkadaşlar? A kare yapar. Bakın şurası A kadar. Değil mi? X eksenindeki x ekseni y ekseni olan uzaklığı.
Şurası 21 olduğuna göre şuraya kalan parça 21 eksi a karedir. Bunun kare olduğunu biliyorsak biz 21 eksi a karenin neye eşit olması lazım? A'ya eşit olması lazım. Buradan a kare artı a, şurası 2 a kareymiş tabii ki. Evet, bugün yine hatalarla bir olaya devam ediyoruz. Neyse, bunun 0 olması gerekiyor. O zaman 2 a'yı a, şurada da eksi 3'e 7 diyecek olursak çapraz çarpıp topladığım zaman ortadaki a'yı bulabiliyorum. Buradan a dediğim değer kaç çıkacak? 3 çıkacak. Yani karenin bir kenarı kaç birimmiş? 3 birimmiş. Niye eksi 7 bölü 2 almıyorum? Çünkü benim aldığım a değeri nerede arkadaşlar? X ekseninin pozitif tarafında. O yüzden benim a dediğim değer nedir? 3'tür. Karenin alanı soruyormuş. 3'ün karesinden seçeneklerden bizim 9'u bulmamız gerekiyordu. Devam ettik. Demiş ki Adil Bey bir kenarında duvar olan arsasını 4 çocuğuna dikdörtgen biçimde eşit olarak paylaştırmak istiyor. Çocuklarına bu maksatla 400 metre dikenli tel veriyor. Güzel. Adil Bey'in her bir çocuğun dikenli tel kullanarak çevireceği arsanın en büyük alanı kaç metre karedir demiş bize. Arkadaşlar, şimdi şu ortadan geçen yerde mantıken bir tane kullanması lazım. Yani ben buraya x dersem burası x, burası x, burası x, burası x deyip toplamda 5x kullandı demem gerekiyor. Ama şimdi diyor ki her bir çocuğu dikenli tel kullanarak çevireceği arsasının en büyük alanı kaç metrekaredir demiş bize. Peki şurası da ne olacak arkadaşlar? Y, 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 y dersek burası da 4y olacak. Bunun toplamda bize ne olduğunu söylüyor? 400 metre olduğunu söylüyor. Burada tek şüpheye düştüğüm şey şu. Çocukların her biri kendi çevireceği dediği için acaba şu ortadan iki çocuk da bir parça bir parça çekecek olsa ki mantıksız, yan yana olan arsalarda sadece ortadan bir tane tel çekmek yeterli. Bu durumda o mantıkla düşünecek olursam ben buradan y'nin 400-5x bölü 4 olduğunu söyleyebilirim. Bu bize ne diyor? Bir dikenli tel kullanarak çevireceği arsasının en büyük alanı kaç metrekaredir demiş bize. O zaman bize neyi soruyor? X çarpı y'yi soruyor. Alan olarak x çarpı y'yi soruyor. Y'yi bulmuştum zaten. Götürdüm yerine yazdım. X çarpı 400 eksi 5 x bölü 4. X ile çarpınca hatta şurası 100 yapacağı için 100 x eksi 5 x kare bölü 4 derim. Bunun tepe noktası r eksi b bölü 2a'dan eksi b bölü 2a. Yani 5 bölü 2 r'miz buradan ters çevirip 200 bölü 5'ten kaç yaptı? 40 yaptı. Bunu aldık, götürdük burada yerine yazdık. Yani 100 çarpı 40 eksi 5 çarpı 40'ın karesi 40 çarpı 40 bölü ne diyorum? 4 diyorum. Bu durumda şurası ne oldu arkadaşlar? 4000 oldu. Burası ne yaptı bakıyorum? 10, 50, 2000 mi yaptı? 400, 2000. Farkını aldığımız zaman 2000 olarak karşımıza çıktı. Bize diyor ki bakın Adil Bey'in her bir çocuğunun dikenli tel kullanarak çevireceği arsasının, yani çocukların arsasından bahsettiği için 2000 derim. Tamamını sorsaydı toplamda bunun 8000 olduğunu söylerdim. İnşallah 2000'dir. Devam ettik. Yukarıda verilen fx parabolünün tepe noktası r'ye 4'tür demiş arkadaşlar. Yani şu yukarıdan aşağıya indirdiğimiz zaman buranın bize r olduğunu, şu yüksekliğinde bize 4 olduğunu söylemiş. Şimdi dikkat ederseniz parabol 0 ve 4'te kesiyor. O zaman burası 2 birimdir, bu parça da 2 birimdir. Ben dikten dik indiğim için arkadaşlar buradaki 2 ile şuranın tamamının çarpımı 4'ün karesine eşit olacak. O zaman 4'ün karesi 16 eşittir. 2 çarpı tamamına x dersek biz buradan x'in 8 olduğunu, yani şuranın 8 birim olduğunu, şu A noktasında 8 olduğunu söylemiş olacağız. Peki bize neyi soruyor? TOA üçgeninin alanını soruyor. TOA. O zaman tabanımız, bakın şurası kaç birim? En son 8'e geldi değil mi arkadaşlar? 2 artı 8, hatta yanlış yazdım, şuranın 10 olması lazım. 8 birim burası olduğu için 2'den 8 gidersem 10 yapacak. Tabanımız 10 birim yaptı.
yüksekliğimiz 4 birim yaptı bölü 2 deyip bunun alanının 20 olduğunu söylememiz gerekiyordu. Devam ettik. Hakan Bey bir kenarı 10 birim olan kare biçimdeki bahçe satın almıştır. Ne güzel. Bahçesinin taralı kısmında sebze yetiştirecektir. Tamam. DFEC taralı bölgesinin alanı en çok kaç birim kare olur demiş bize. Şimdi AE'ye x diyecek olursak AF'miz 2x olacakmış. Bir kenarı 10 birim olduğuna göre burası 10 yapar, burası 10 eksi x yapar. O zaman biz tüm alandan şu iki üçgenin alanı çıkartırsak aradığımız yerin alanı kalır. Tüm alanımız bir kenarı 10 birim olduğu için 10'un karesinden 100 eksi diyoruz. Ne yapacağız? Bir 2x ile x'i çarpacağız. Artı bunu bir de 2'ye bölmem lazım. Bir de 10 eksi x ile 10'u çarpıp bunu 2'ye bölmem gerekiyor. Biraz düzenleyelim. 100 eksi burası x kare yaptı. 2'ye böldüm 5 yani 50 eksi 5 x oldu. Düzenlersem 50 artı 5 x eksi x kare elde etmiş olacağız. Biz ne arıyorduk arkadaşlar? Bu bölgenin yani şu bulduğumuz parçanın en büyük olmasını istiyoruz. O zaman bunun yine R'sine bakacağız. R'miz eksi B bölü 2 A dersek buradan R'miz 5 bölü 2 olacak. Bunu alıyoruz. Burada yerine yazıyoruz. Bu durumda 50 artı 25 bölü 2 eksi 25 bölü 4. Burayı 4 ile, burayı 2 ile, burayı 1 ile genişlettik. Yani 200 artı 50 eksi 25 bölü 4'e dönüştü. Düzenlersek 225 bölü 4'ü seçeneklerde bulmamız gerekiyordu. Devam ettik. Demiş ki bize grafikte AT 5 birim, A ile T arasındaki uzunluğun bize 5 birim olduğunu söylemiş. Olduğuna göre tepe noktası T olan FX parabolünün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, iki nokta arasındaki uzaklığı kullanacak olursak biz AT arasındaki uzunluğu aslında kök içerisinde apsisler farkından m kare, ordinatlar farkından da 5-2'den 3'ün karesi olduğunu söyleriz. Ve bunun sonucunun bize 5 olduğunu söylediği için m kare artı 3'ün karesinden dolayı 3, 4, 5'i düşünüp m'nin buradan 4 olduğunu söylerim. Aslında eksi 4 de diyebilirim ama x ekseninin pozitif tarafında olduğu için buranın kaç olması lazım? 4 olması lazım. Şurası kaç yaptı arkadaşlar? Şurası 4 kaça gidiyor? 2'ye gidiyor. Tepe noktasını biliyoruz. Başka bir nokta vermiş mi? Vermemiş. 4 yazdığımız zaman 2 olacak. Tamam. Yapacak bir şey yok. Şimdi biz eksi b bölü 2 a'nın yani eksi b bölü neyin arkadaşlar? Eksi b bölü 2 çarpı eksi 1'in 4 olduğunu biliyoruz. Tepe noktasının apsisini kullanırsak. Buradan şu eksiler gidecek. Yani b'yi kaç olarak bulacağız? 8 olarak bulacağız. Bunu bulduğumuz için artık fx'i biz eksi x kare artı 8x artı c şeklinde yazabiliriz. Ve tepe noktasının koordinatlarından biz f4'ün aslında 2 olduğunu biliyoruz. Bu durumda 4 yazdığım zaman eksi 16 artı 32 artı c olacak. 16'yı diğer tarafa attığım zaman ben buradan c'nin eksi 14 olduğunu bulmuş olacağım. Yani bizim fx'imiz eksi x kare artı 8x eksi 14'tür diyoruz. O yüzden cevabımız B seçeneği yapacakmış. Ya da sonuçta x karenin katsayısı eksi 1 olduğu için şöyle yapabilirsiniz. Fx eşittir a çarpı x eksi 4'ün karesi artı 2'dir dersiniz. Bu eksi 1 x kareden eksi 1 geleceği için a'yı da eksi 1 kabul ettiğiniz zaman aynı sonuca ulaşmış olacaksınız. Yani bizim fx'imiz buradan yine eksi x kare artı 8x eksi 14 olarak çıkacak. Devam ettik. Evet. Ahmet Bey satın aldığı arsasının içine dikdörtgen biçimindeki kısmına FGED havuzu yapacaktır. Ne güzel.
Buna göre FGE'de dikdörtgen biçimindeki havuzun alanı en çok kaç metre olur demiş bize. Şimdi arkadaşlar bunun en çok olması için bu ABC üçgenini ikizkenar kabul etmek gerekiyor aslında. Ona göre işlem yapınca en çok çıkar. Ama biz şöyle yapacağız. Şimdi biz şuraya x diyecek olsak, burası x olsa şurası ne olacak? AH 6 olduğu için 6 eksi x olacak. Burası 90, şurası alfa olsa şurası beta olacak. 90 burası ne yapacak? Alfa yapacak. Burayı benzerlikten bulmaya çalışacağız. Bize başka neyi vermiş? BC'nin 20 santim olduğunu söylemiş. Bu durumda şuraya A diyecek olursam buraya ne kalıyor? Ona bakmam lazım. Gerçi ikizkenar kabul etmem gerekiyor. Başka türlü olmayacak bu ya. Neyse. Şöyle yapalım. Şuraya da herhangi bir bilinmeyen verelim. T diyelim mesela. Buraya T diyecek olsam alfanın karşısında 6 eksi x var. Alfanın karşısında büyük üçgende 6 var. Ya da küçük üçgeni mi kullanayım? Alfanın karşısında x var. Beta'nın karşısında t var. Beta'nın karşısında kaç var? A var. Yani işte işin içinde çok bilinmeyen girdi yine. Arkadaşlar ben düşündüğüm şeye göre çözmeyi istiyorum. Hani burada ikizkenar gözükmüyor ama buranın ikizkenar olduğunu düşünerek işlem yapmamız lazım. O zaman şöyle olacak. Bizim şeklinde bu indirilen dikme burayı da iki parça yazacak. Yani şu parçayı y, şu parçayı y diyeceksiniz. Geriye kalan 20, 20 eksi 2 y olduğu için buraya 10 eksi y kalacak. Buraya da 10 eksi y kalacak. Buraya x derseniz burası 6 eksi x olacak. Burası da ne olacak? X olacak diyeceksiniz. Bizim neyi bulmamız gerekiyor? 2 y çarpı x'i bulmamız gerekiyor. Hani şekilden dolayı ikizkenarlığı kullanmayayım diyecektim ama ikizkenarlığı kullanmayacak olursak işin içerisinde çok bilinmeyen karışacak. O zaman şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki şurası alfa olsun, şurası beta olsun, şurası 90, burası alfa, burası ne yaptı? Beta yaptı. Artık şu büyük üçgeni falan kullanabilirim. Bakın, şuradaki küçük üçgenle büyük üçgeni kullanıyorum. Alfanın karşısında 6 eksi x var. Büyük üçgende alfanın karşısında 6 var, eşittir. Küçük üçgende betanın karşısında y var. Büyük üçgende betanın karşısında kaç var? 10 var. Buradan ben y'yi x cinsinden çekersem, şöyle 2'ye böldüğüm zaman 30 eksi 5x bölü 3'ü elde etmiş olacağım. Bunu aldım götürdüm burada yerine yazdım. Yani bizim alanımız 2 çarpı 30 eksi 5x bölü 3 çarpı x. Hatta bu 2 ile çarpıp düzenleyecek olursam ne olur? 60 x eksi 10 x kare bölü 3'ü elde etmiş olacağız. Tepe noktamız yani R'miz. Eksi b bölü 2a. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Eksi b yerine 60 bölü 3 geldi. 2 çarpı a yerine de eksi 10 bölü 3 geldi. Şu üçler gitti. Eksi 20 r'yi de biz buradan 3 olarak bulduk. Bunu aldık götürdük burada yerine yazdık. Bu durumda 60 çarpı 3'ten kaç geldi? 180. 9 çarpı 10'dan 90 bölü 3 deyip cevabın 30 olduğunu söylememiz gerekiyordu. Dediğim gibi arkadaşlar bu normalde ikizkenar kabul edilerek çözülmesi gereken bir soru. Çünkü ikizkenar kabul ettiğiniz zaman maksimum alanı bulmuş olacaksınız. Aslında bu soruları nerede çözüyoruz biz? Türevde çözüyoruz. Arkadaşlar soruda şöyle bir şey demiş. AOCB karesinin AOC köşeleri y eşittir. Eksi 1 bölü 4 x kare parabolü üzerindedir demiş bize. Tamam. Karenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Bakalım. Arkadaşlar şu A ile C'yi birleştirsem OB de köşegen, AC de köşegen olduğu için bunlar birbirlerini ortalayacak. Yani şurası buraya eşittir. Hatta burası da buraya eşittir. Yani ben buraya K dersem burası da K'dır, burada K'dır, burada K'dır. Sonuçta burada bir ikizkenar üçgen oluştu. O zaman karenin bir kenarı K kök 2'dir demem gerekiyor. Sonra mesela şu C noktasından x eksenine dik yüz düşüm alacak olursam eğer bunun da karşılığı yine ne yapacak arkadaşlar? K yapacak. Yani şu C noktası parabol üzerinde olan nokta bunun x eksen olan uzaklığı K kadar y eksen olan uzaklığı K kadar diye düşünecek olursam bu C noktasının apsisi K'dır. Ordinatı nedir? Eksi K'dır demem gerekiyor. K'ya eksi K deriz. Yapacağımız şey şu. Sonuçta bu C noktası.
Parabol üzerinde ise şu parabol denklemini sağlayacak. Bu durumda eksi 1 bölü 4 çarpı k'nın karesi eşittir eksi k olmalı. Bu eksiler gitti. K'lardan biri gitti. K buradan karşımıza 4 olarak çıktı. K'yı 4 bulduk. Karenin bir kenarı neydi? 4 kök 2 idi. K kök 2 idi. Alanı sorduğu için bunun karesini aldığımız zaman 16 çarpı 2'den seçeneklerden bizim 32'yi bulmamız gerekiyordu. Cevabımız 32'dir diyoruz. Devam ettik. Demiş ki şekilde köşeleri y eşittir x kare 8x parabol üzerinde olan OABC yamuğu çizilmiştir. Tamam. B noktasının bize ne olduğunu söylemiş arkadaşlar. X'e eksi 12 olduğunu söylemiş. Bu B noktası ne yapacak? Kesinlikle parabol denklemi sağlayacak. Niye? Parabol üzerinde olan bir nokta. Bu bir. İkincisi, şu O ve C noktalarını bulabilirim. Zaten bu orijin sıfır ama C noktasını bulmak istersem ne yaparım? Bu parabolü sıfıra eşitlerim. Bu durumda x kare eksi 8x sıfır deriz. Yani x'imiz ya sıfırdır ya da x'imiz 8'dir. Şurayı da 8 olarak bulduk. Az önce dedim ki bu B noktası parabol üzerinde olduğu için parabol denklemini sağlayacak. Yani ben x gördüğüm yere x yazarsam sonuç eksi 12 olacakmış. Bu durumda x kare eksi 8x artı 12 eşittir 0 oldu. X'e x ne diyelim eksi 6'ya eksi 2 diyecek olursak x'imiz buradan ya 2'dir ya da bizim x'imiz buradan nedir? 6'dır. Bu eksi 12 eşit olduğuna göre arkadaşlar 2'ye eksi 12 noktası olur. Bir de 6'ya eksi 12 noktası olur. Niye? Bakın sonuçta burası bir doğru. Bunun karşılığı eksi 12'ye gittiğine göre o zaman şu A noktası 2'ye eksi 12 noktası oldu. B noktası da 6'ya eksi 12 noktası oldu. Bize neyi soruyor peki? Alanı soruyor. Yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Alt taban 8 birim ya da üst taban. Buradası 2, 6 yani 4 birim. Yükseklik eksi 12'den dolayı 12 birim. O zaman benim yapacağım işlem şu oldu. 8 ile 4'ü toplayıp 2'ye bölüyorum. Ve bunu kaçla çarpıyorum? 12 ile çarpıyorum. 12 bölü 2, 6 çarpı 12'den cevabın 72 olduğunu bulmuş olacağız. Yani cevabımız C seçeneği 72'dir diyoruz. Devam ettik. Demiş ki şekilde A noktası fx parabol üzerindedir. Grafiğe göre n'nin hangi değeri için n artı m toplamı en büyük olur? Bakın dikkat edin n artı m toplamı en büyük olsun diyor. Şimdi bunun eksenleri kestiği noktalar belli olduğuna göre fx'in ben denklemini bulabilirim. Fx eşittir a çarpı 1'de kestiği için x eksi 1, 5'de kestiği için x eksi 5. Biz x yerine 0 yazınca eksi 10 alacakmış. Yani bize f0'ın eksi 10 olduğunu söylemiş. O zaman eksi 10 eşittir. A çarpı 0 yazınca eksi 1, 0 yazınca ne yapacak? Eksi 5 yapacak. Bu durumda a'yı biz kaç olarak buluyoruz? 2 olarak buluyoruz. Yani bizim fx'imiz şuna eşit oldu. 2 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 5 oldu. Düzenlersek ne olur? X kare 2x kare normalde eksi 6x yapacaktı. Eksi 12x yaptı. Tabii ki şurası eksi 2 olacaktı değil mi? Evet. Artı 12x oldu. Normalde burası artı 5 yapacaktı. Eksi 2 ile çarptığım için ne yaptı? Eksi 10 yaptı. Bizim fx'imiz buymuş arkadaşlar. Bakın. Burada bunun üzerinde yani parabol üzerindeki noktayı verdiği için bize f n'nin m'ye eşit olduğunu söylemiş. Yani benim m dediğim ifade eksi 2 n kare artı 12 n eksi 10'dur. Zaten bizim şöyle bir olayımız vardı. Bizden istenen ifade 2 bilinmeyenli ise bunu tek bilinmeyenli hale getirecektik verilen yardımıyla. Biz bu durumda m'yi n cinsinden bulduğumuz için bunu götürüp bir yerine yazarsak bizim n artı m dediğimiz ifade topladığım zaman eksi 2 n kare artı 13 n eksi 10'a dönüşmüş olacak. Bize diyor ki
n'nin hangi değeri için en büyük olur? Yani bunu en büyük yapan n değerini bul diyor bize. Bunu en büyük yapan n değeri nedir? Eksi b bölü 2a'dır. Yani bize buradan bunun 13 bölü 4 olduğunu söylüyor. N dediğimiz değer 13 bölü 4 olursa bu toplam en büyük değerini alacakmış. Cevabımız 13 bölü 4'tür. Ya da bize n'nin hangi değeri için n artı m en büyük olur ya da n artı m'nin en büyük değeri kaçtır diye sorabilirdi. O zaman n'yi bulup götürüp yerine yazmamız gerekiyordu. Bunu da bu şekilde bitirmiş olduk. Sonraki kısma bakalım. Evet. Arkadaşlar tek çift fonksiyonlar olayı var. Geçen sene fonksiyonlarda biraz bahsettik. Tek fonksiyon şuydu. Burada neymiş? Bu çift fonksiyon demiş. Arkadaşlar içerideki eksiği yutuyorsa nedir? Çift fonksiyondur. Yani ben f-3'ün sonucunu a bulduğumda aynı zamanda f3'ün sonucu da a çıkıyorsa bu bizim için çift fonksiyondur. Bunun görmeniz için bir de şöyle grafik verilebilir. Grafikte de nedir? Y eksenine göre simetriktir. Y eksenine göre simetriktir. Ve içerisinde tek dereceli terim yoktur. Tek dereceli terim yoktur. Sadece ne vardır? Çift dereceli terim ve sabit sayı. Onu özellikle belirtiyorum. Aslında sabit sayı da bizim için çift derecelidir. Çünkü sabit sayı diyelim ki a, bunun yanında ne vardır? X üzeri 0, 0 çift olduğu için bu da çift dereceli kabul ediliyor. O yüzden içerisinde çift dereceli terimler vardır. Artı sabit sayıyı da gözden kaçırmayın diye özellikle ekliyorum. Şimdi grafikteki bu y eksenine göre simetrik olayını hatırlamanın en kolay yöntemi arkadaşlar bizim temel parabol denklemimizi hatırlamamızdır. Bakın y eşittir x kare. Biz bunu çizecek olsaydık şöyle bir şey çizecektik. Bu y ekseninde şuradan, x ekseninde de şuradan geçecekti. Bunu düşünecek olursanız ne oluyor? Simetrini almak ne demek? Üzerine katlayınca denk gelmesi demektir. Bunu bu tarafa katladığımız zaman üzerine denk gelecek. Tabii benim çizdiğimde denk gelmez de sizin karşılaşacağınız sorularda onu zaten düzgün bir şekilde çizecekler. O yüzden x kareyi düşünerek çift olduğu için grafiğini düşünürsünüz. Bakarsınız şekle y'ye göre simetrik dersiniz. İçerisindeki eksiği dışarıya ne yapıyorsa atıyorsa onun yerine tükürüyorsa o zaman ne olacak arkadaşlar? Tek fonksiyon olacak. Yani ben f x'i 3 buluyorken f eksi x'i eksi 3 buluyorsam arkadaşlar bu tek fonksiyondur. Burada da ne olacak? Grafiği orijine göre simetriktir. Orijine göre simetriktir. Yani soruda özellikle verilen bu fonksiyonun grafiği orijine göre simetrik olduğuna göre diyorsa tek fonksiyon olduğunu hatırlayıp hemen şunu yazacaksınız. F eksi x eşittir eksi f x diyeceksiniz. Bir de içerisinde ne yoktur? İçerisinde çift dereceli terim yoktur. Çift dereceli terim ve sabit sayı yoktur. Sabit sayı yoktur. Sadece ne vardır? Tek dereceli terimler vardır. Tek dereceli terimler vardır diyeceksiniz. Bunu grafiği zaten şöyle düşünürsünüz. Orijine göre simetrik. Öbürü neydi? Y eksenine göre simetrik. X kareyi düşünürsünüz. Bakarsınız Y'ye göre simetrik çift. Demek ki bu tek fonksiyon demek istiyor diye düşünebilirsiniz. Yani yine X kareyi kullanarak da bunu çıkartmış olursunuz. Çift fonksiyonun grafikleri Y eksenine göre simetriktir. Tek fonksiyonların grafikleri neymiş arkadaşlar? Orijine göre simetriktir. Yani şöyle yapacaksınız. Şu orijine göre bunun simetriğini aldığınız zaman üst üste geliyorsa arkadaşlar bizim için ne olacak? Tek fonksiyon olacak. Y eksenine göre simetrik. Mesela bu Y eksenine göre simetrik. Bunu da üzerine katladığınız zaman üst üste denk geleceği için yine Y eksenine göre simetriktir. Yani çift fonksiyondur demeniz gerekiyordu. Demiş ki
İki çift fonksiyonun toplam farkı ve çarpımı da çift fonksiyondur. Evet, bölümü çift fonksiyon olmayabilir çünkü ne olur? Sadeleştiği zaman tek fonksiyon olabilir. İki tek fonksiyonun toplam farkı tek fonksiyondur. Çarptığımız zaman tek fonksiyon olacak diye bir şart yok arkadaşlar. Çünkü çift de olmayabilir. Tek de, ne tektir ne de çifttir diyelim. Şöyle düşünün. Mesela x ile x küp artı x'i çarpacak olsam x üzeri 4 artı x kare gibi bir şey elde ediyorum. Yani çarpımlar hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz deriz. Veya bunu da değiştirip 2x üzeri 5 ile çarpacak olursam bu sefer hem tek sayılar hem tek ifadeler gelecek hem de çift ifadeler geleceği için sıkıntılı bir süreç olacak. O yüzden sadece toplamları farkından bahsediyoruz. Tanımlı olduğu yerlerde çift fonksiyonların tam sayı olan kuvvetleri de çift fonksiyondur. Ki bu zaten bizim normalde sayılarda kullandığımız bir şeydi. Çift sayıların kuvvetleri de neydi? Çiftti. Tam sayı kuvvetleri. Gerçi burada tam sayı derken aslında ters döndüğü zaman da çift olarak kabul ediyorum. Yani o çok da güzel bir olay değil. Arkadaşlar tek ya da çift olduğunu kullanırken yapacağınız şey şu. Diyeceksiniz ki ben bir f-x'i kontrol etmeliyim. Yani x gördüğüm yere ne yazıyorum? Eksi x yazıyorum. Artı burası eksi x'in küpü oldu. Bunu düzenlersem bu eksi x yapar. Burası eksi x küp yapar. Hatta ben burayı eksi parantezine alırsam x artı x küp yapacak. Şu x artı x küp dediğim arkadaş aslında f(x)'in kendisiydi. Bakıyorum ben eksi x ile başladım. Bu eksiği dışarıya tükürdü. O yüzden bu ne oldu arkadaşlar? Tek fonksiyon oldu. Ya da bakın kuvvet 1 tek, kuvvet 3 tek deyip bunun direkt tek olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama herhangi bir gerçi sınavda olmaz da yazılıda karşınıza çıkarsa bu şekilde işlem yapmanızı istemişlerdir. Buna baktığım zaman bakın kafadan aslında 4 çift, 6 çift, 2 çift, 6 sabit sayı ama yanında x üzeri 0 olduğu için bu da çift deyip bunun garanti çift olduğunu söyleyebiliriz. Ama normalde işlem yapmak isteseydik f(x) eşittir. Eksi x'in dördüncü kuvveti, eksi x'in karesi artı 6 diyecektim. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif yapacağı için x üzeri 4 artı x kare artı 6'ya dönüşecekti. Bu durumda şuradaki arkadaş aslında ne oldu? f(x)'in kendisi oldu. Yani bu ne yaptı? İçerideki eksiği yutmuş oldu. İçerideki eksiği yuttuğu için bu nedir arkadaşlar? Çift fonksiyondur. Buna baktığımızda bakın yine hani diğerlerin hemen kuvvete bakıp tek çift diyorduk da bunda onu söyleyemeyeceğim için ne yapıyorum? f(x)'ten yola çıkıyorum. Eksi x artı 1 bölü eksi x'in karesi artı 1 oldu. Yukarısı eksi x artı 1, aşağısı x kare artı 1. Bakıyorum benim aradığım ya da bana verilen fonksiyona bunun herhangi bir alakası yok. O zaman derim ki ne tek ne çifttir. Tek ya da çift değildir arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bunda da yine aynı olay. Bakın x kare çift, x tek, 1 çift, ne tek ne çift. Ama yine f(x)'i kontrol edecek olursam eksi x'in karesi, eksi 5 çarpı eksi x artı 1. Buradan x kare, buradan 5x, buradan artı 1 gelecek. Şimdi bakıyorum x kare var. 5x var ama buradaki eksi 5x, buradaki artı 5x artı 1 var. Bunun bununla alakası yok. O yüzden yine ne diyoruz? Ne tek ne çift diyoruz. Devam ettik. Y eşittir eksi 3. Bu çifttir arkadaşlar. Niye? Bakın f(x) dediğin zaman yine ne yapar? Eksi 3 yapar. Eksi 3 yine kendisidir. f(x)'in kendisidir. O zaman işareti yuttuğu için ne demem gerekiyor? Çift demem gerekiyor. Ya da grafiğini düşünün. Eksi 3 şurası. Y eksenine göre simetrini alırsanız ne yapar? Kendi üzerine denk gelir. O yüzden yine nedir? Çifttir dersiniz. Buna baktığımızda bakın. Şimdi kare içerisinde gözükünce evet çift gibi gözüküyor ama f(x) diyecek olursam eksi x artı 4'ün karesi. Bu ikisi birbiriyle alakalı değil. Birbirinden çok farklı şeyler. O yüzden yine ne tek ne çift diyoruz. Tamam. Ne tek ne de çifttir diyoruz. Devam ettik. Küp kök x.
Bakalım. Ne diyeceğiz? f(x) diyeceğiz. İçeriye eksi x yazdığım zaman tek dereceli köklerde içerideki negatifin bir önemi yoktu. Hatta onu dışarıya atabilirdik. O yüzden burası eksi neye dönüştü? f(x)'e dönüştü. Bu durumda içerideki eksi dışarıya tükürdüğü için buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Tek fonksiyondur diyeceğiz. 3 üzeri x. Bakalım. f(x) ne oldu? 3 üzeri eksi x. Bu negatiflikten dolayı ters döndü. 1 üzeri 3, 1 bölü 3 üzeri x yaptı. Bakıyorum. Bununla bu birbiriyle aynı değil. O yüzden ne tek ne de çifttir. Ne tek ne de çifttir. Bu 3 üzeri x'leriyle alakalı, yani üstel fonksiyonla alakalı işlemleri seneye 12. sınıfta göreceksiniz. Logaritma var. Logaritmada üstel fonksiyonlar var. Orada göreceksiniz. Grafiğini de zaten görünce çift olmadığını rahatlıkla görmüş olursunuz. Fonksiyonların tek ya da çift olmadıklarını belirleyiniz. Arkadaşlar, orijine göre katladığım zaman üst üste denk geleceği için ya da orijine göre simetriyi simetrik olduğu için bu tek fonksiyondur. Bu y eksenine göre simetrik olduğu için çift fonksiyondur. Bu arkadaşlar zaten bu x küpün grafiği. Bu da y orijine göre simetrik olduğu için tek fonksiyondur. Buna baktığımız zaman arkadaşlar, bakın y eksenine göre simetrik değil mi? Bunun buraya göre simetrini aldığımız zaman, y'ye göre katladığımız zaman aynı yere denk gelecek. Bu da ne oldu? Çift fonksiyon oldu. Hatta bu neyin grafiği biliyor musunuz? Cosinus x'in grafiği. 90'da 0, 0'da 1, 270'de 0, eksi 90'da 0, 300, eksi 270'de yine ne yaptı? 0 yaptı. O yüzden kosinüs çift fonksiyondur. Hatta hatırlıyorsanız kosinüsün içerisindeki eksinin bir önemi yok diyorduk. Çünkü bu çift fonksiyondur. Buna baktığımızda burada herhangi bir parabol var. Y eksenine göre simetrini alsam denk gelmez. Şöyle değişik bir şey olur. Yani şuradan böyle devam eder. Bunun üstüne denk gelmez. Orijine göre simetri zaten değil. O zaman böyle genelde orijine göre simetrikte nasıl söyleyeyim? Eğer bütün köşeleri birleştirirseniz kelebeğin kanatları tarzında benzer şekiller çıkar. Ama burada da öyle bir şey olmayacağı için ne tek ne de çifttir. Ne tek ne de çifttir diyoruz ya da tek çift değildir diyeceğiz. Evet. Şimdi soruya geçebiliriz. Demiş ki f(x) fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetriktir. Y eksenine göre simetrikse arkadaşlar bu nasıl bir fonksiyondur? Çift bir fonksiyondur. O zaman içerideki eksiyi yutar. Bu durumda bu f mutlak x'ten 2 tane oldu bu tarafta. Bu çift fonksiyon olduğu için arkadaşlar içerisinde tek dereceli terim yoktur. Yani burası 0 yapmalı. Yani bizim m dediğimiz yer x2 olmalı. Bunu götürüp burada ve burada yerine yazarsak 4x kare artı 4 elde etmiş oluruz. Yani f mutlak x'imiz ne olur arkadaşlar? 2x kare artı 2 olur. Şimdi f(x)3 demiş ya, hani burada mutlak x olunca ben burayı nasıl -3 yapacağım diye düşünebilirsiniz. Yani aslında çok da şey olmamış ama şöyle, bu x'in karesi aslında mutlak x'in karesidir. Yani bu f(x)'e dönüşecek. Yani 2x kare artı 2 olacak. Götürüp -3 yazacak olursak 9, 18 artı 2 deyip sonucun 20 olduğunu söyleriz. Ya da şöyle düşünürsünüz arkadaşlar. Şöyle düşünürsünüz. Şurada bu mutlak x dışarı ne olarak çıkacak arkadaşlar? Eksi x ya da artı x olarak çıkacak. Bu çift olduğu için içerideki eksinin bir önemi yoktur deyip dışarıya aynen çıkartıp f(x) olarak yazarsınız. Devam ettik. f(x) fonksiyonun grafiği orijine göre simetriktir. Orijine göre simetrikse arkadaşlar bu ne demektir? Tek fonksiyon demektir. Bu tek fonksiyonsa içerisinde çift dereceli terim yoktur. Yani burası 0 olmalı ve burası 0 olmalı. Bu durumda bizim a dediğimiz değer 2'dir. B dediğimiz değer kaçtır? Eksi 3'tür. Bunları götürüp yerine yazarsak f(x) eşittir. A yerine 2 yazdık. Bu gitti. 2 yazdık. Eksi 2x küp oldu.
B yerine eksi 3 yaptık, bu gitti. Eksi 3 yazdık, eksi 2x oldu. Yani artı 2x'e dönüşmüş oldu. Biz A'yı 2 bulduk, B'yi eksi 3 bulduk. Topladığımız zaman bu f eksi 1'e dönüşmüş oldu. Yani bizim f eksi 1 dediğimiz değer eksi 2 çarpı eksi 1'in küpü artı 2 çarpı eksi 1'dir. Buradan eksi 2 değil artı 2. Yandan da eksi 2 geleceği için sonucumuz ne olacak arkadaşlar? 0 olacak. İşlemde hata yapmadıysam eğer. Çünkü o arada telefonum çaldı. Dikkatim bir dağıldı. Devam ettik. Fonksiyonun grafiği orijine göre simetriktir. Yani nedir arkadaşlar? Tek fonksiyondur. Tek fonksiyon olduğunu görünce hemen neleri hatırlamam lazım? Derim ki içerideki eksi dışarıya tükürüyor. Yani ne oluyor? Eksi fx oluyor. Bir de içerisinde çift dereceli yok. Çift dereceli yok. O zaman bakıyorum zaten çift dereceli alakalı bir şey yok. Buradaki eksiyi dışarıya atarsak fx eşittir eksi fx artı 4x artı 6x küp yaptı. Bu durumda 2 fx'imizin ne olması lazım? 4x artı 6x küp yapması lazım. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman benim fx'im 2'ye bölünce 2x artı 3x küpe dönüşmüş olacak. Soruda bize f eksi 5'i sormuş. O zaman eksi 5 çarpı 2'den eksi 10. Eksi 5'in küpü eksi 125, 3 ile çarpınca eksi 375. Topladığım zaman eksi 385'i bulmam gerekiyordu. Yani cevabım A seçeneği olacakmış. Devam ettik. Demiş ki bunun grafiği neymiş arkadaşlar? Y eksenine göre simetriktir demiş bize. Y eksenine göre simetrikse bu nedir? Çift fonksiyondur. Çift fonksiyonsa içerideki eksiyi yutar deriz. Bakıyoruz. Bu durumda şu f eksi x ne olacak? Eksi fx olacak. Pardon, yutacak artı fx olacak. Yani iki tane fx eksi mutlak x eşittir x üzeri 4 artı fx. Bu tarafa aldığım zaman fx'im x üzeri 4 artı mutlak x yaptı. Sonra da bize f3'ü soruyor. O zaman 3 üzeri 4 artı mutlak 3. Yani benim 84'ü bulmam gerekiyordu.